Biliyorsunuz ki Bayern Münih Galatasaray maçında hakem Galatasaray'ı doğradı abi. Bence maçı Galatasaray hak ediyordu. Ben de bunun üzerine dedim ki Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarını doğruyorlar kardeşim. Ya tüm Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı? Hadi bakayım şimdi de haksızlık yapın Türk takımlarımıza. Hadi bakayım. Heh, görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen sene de bu konsepti yapmıştık. Çok sevmiştiniz. O yüzden bu sene de yapıyoruz. Bütün Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi gruplarına ekledim. Bu biraz uzun sürdü çünkü farklı liglere eklemek gerekiyordu takımları. Tabii ki arada bazı takımlar boş kaldı. İşte Apoel'i, Alsund falan böyle farklı takımlar koyduk mecburen. Ama zaten onlar güçsüz takımlar, sorun yok yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da ayrı ayrı gruplara koydum. Haberiniz olsun, bu şekilde bir Şampiyonlar Ligi yapacağız. Tabii ki sizden bu video için beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Biz Hatayspor'un başında olacağız ve yaşananları izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ni hangi Türk takımı kazanacak, bunu merak ediyorum dostlar. Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca destek olmak için de videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi şöyle puan durumuna gelelim. Şampiyonlar Ligi'ni tekrardan bir gösterelim. Gruplar ekranlarda. Hemen başlatmak istiyorum simülasyonu. Bu arada Süper Lig'in de hali ortada dostlar. Bakın Köln, işte AEK, Bournemouth. Değişik değişik takımları buraya eklemiş olduk çünkü ligler arası değişiklikler yaptık abi Şampiyonlar Ligi için. Bütün Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde, bunu çok vurguladım. Çünkü bu konsepti çok seviyorum abi. İlk çektiğimde 2 sene önce galiba Başakşehir kazanmıştı Şampiyonlar Ligi'ni. Geçen sene Fenerbahçe kazanmıştı. Bakalım bu sene hangi takım kazanacak? Merakla izleyeceğiz. Hep beraber şimdi Ocak 1'e gidelim. Tabii ki şu arada şey soracak abi, yani klasik artık bunu. Bu sene niye böyle yaptılar? Rebuild yapanlara uyuzluk olsun diye mi acaba? Hani bir başlatıyorsun simülasyonu, hop 2 gün sonra duruyor falan. Neyse, neler olacağını göreceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Simülasyonumuz başlamış oldu dostlar. Görüyorsunuz ulan. Hatay acaba ne yapar? Gruptan çıkar mı ya bu arada? Volkan Hoca'nın takımı. Onu da görelim bir. Hatay'ı ayrıca merak ettim abi. Bu arada Manel'in transferini falan gösteriyor. Celtic. Celtic kazandı abi. Celtic gruptan çıkmasın ya. Şu anda 0 puandayız. Şey 1 puan, 0 puandayız abi. Kafam karıştı. Beşiktaş 1 puan aldık. Galiba Hatay olarak çıkamayacağız gruplardan. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'la Konya ya da Beşiktaş'la Celtic çıkacak gibi duruyor buradan. Umarım Konya maçlarını kazanıyordur. Celtic'i geçer umarım. Tek şeyim bu yani şu anda. Konya Spor maçı berabere kaldık abi. Konya'ya şu anda çelme takmış olduk. Yapma. Bir dakika, ne oluyoruz ya? Ocak 1'e geldik mi? Geldik. Hemen bir puan durumlarına bakalım. Kimler çıkabildi gruptan? Ne oldu orada abi? Bakıyoruz. Şöyle gelelim. A grubunda Galatasaray, Kopenhag çıkıyor. Kopenhag çıkmış abi. Kopenhag. Ankara gücüyle Kasımpaşa. 3. 4. olmuş. Bir de 9 puan Ankara gücü, yapma ya. B grubunda Kayseri çıkamamış. Araya başka takımlar girince acayip sinir oluyorum bu konsepte. Neyse, Adana çıkmış. C grubunda Rize ile Samsun Spor. Karagümrük'ten fire vermişiz ama yapacak bir şey yok. Samsun Spor'la Rize'yi kutluyoruz. D grubunda Trabzonspor çıkmış. Pendik çıkamamış maalesef. E grubunda Beşiktaş'la Celtic çıkıyor. Celtic de 13 puan yapmış. F grubunda oğlum. Heidenheim nasıl geçiyor diğer takımları ya? 3 takımımızdan da iyi değil abi Heidenheim. Bizim Başakşehir, Antalya, İstanbul 3'ü de daha iyi abi Heidenheim'dan. İnanılmaz yani. G grubunda Fenerbahçe ve Young Boys çıkmış. H grubunda da Apoel ile Gaziantep çıkmış abi. Alanyaspor'dan fire vermişiz. Eşleşmeler nasıl? Başakşehir, Adana Demir, Samsun, Fenerbahçe, Salzburg, Galatasaray, Kopenhag, Apoel, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Young Boys, Trabzonspor, Motherwell, Beşiktaş, Celtic, Heidenheim. Tamam abi. En azından yabancı takımlar birbirlerini eliyorlar. Onlar birbirlerini elesinler. 2 tane yabancı takım mı kalacak? Bak, bizim Türk takımları yabancı takımları elerse kendine gelen, çeyrek finalde 2 tane yabancı takım kalacak. Onları da orada eleriz diye düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız dostlar. O zaman yavaş yavaş simüle edelim. Mesela şöyle bir Mart ayına gelelim. Mart ayında ne olacak? Onu bir görelim arkadaşlar. Şöyle şimdi simülasyonumuz devam ediyor. Hatayspor bu arada değişik bir Süper Lig oynanıyor biliyorsunuz. Acaba orada kaçıncı olacak? O da ilginç bir şey tabii ki. Evet, Mart ayına geldik dostlar. Mart'tayız, 1 Mart'tayız. Bakalım ne olmuş? Ne olmuş? Nasıl vurgulu söyledim ya? Geldik Şampiyonlar Ligi. Aa, daha ilk maçtan oynanmış. Salak gibi Mart ayına geldik. Dur biraz daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim abi. Kovulduk, kovulduk, evet. Olabilir. Böyle şeyler arada yaşanır arkadaşlar. Sözde Süper Lig'de olan başka bir takıma mı gideceğiz? Tamam, bu takıma gidelim. Ne oluyor abi? 1 Nisan'a gelmiş olduk dostlar. Hatayspor'dan kovulduk ama yapacak bir şey yok. Hatay kaçıncıymış? 18.ymiş abi. Takımların arasından 18 olmaz. Biraz daha üstte olabilirdi ya. Neyse. Şampiyonlar Ligi'nde durum ne abi? Fenerbahçe Samsun'u elemiş. Başakşehir Adana Demir'i elemiş.
Galatasaray Salzburg'u elemiş, güzel. Rize Gaziantep'i elemiş. Trabzon Young Boys'a elenmiş, yapma. Trabzonspor eleniyor Young Boys'a. Beşiktaş Motherwell'i eliyor. Çeyrek finalde eşleşmeler: Başakşehir Fenerbahçe, Heidenheim Young Boys, Galatasaray Kopenhag, Beşiktaş Rizespor. Yarı finale bir tane yabancı takım kesin kalmış olacak. Ulan Young Boys. Çok acayip ayar oldum şu anda Young Boys'a. Harbiden ayar oldum. Finale kalmasınlar abi, silinip gitsinler ya. Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'ne ekledik, o kadar kardeşim. Geçen senelerde çok daha düşük takımlar koyuyorduk ama bu sene biraz daha hani denk takımlar koymaya çalıştım yabancılardan ki en azından bir rekabet görelim. Konsept biraz daha güzel olsun diye. Şimdi puan durumuna geldik. Bir ay ilerlemiştik. Çeyrek finalde Fenerbahçe Başakşehir'i elemiş. Heidenheim Young Boys'u elemiş. Oğlum Heidenheim ne takımmış lan? Almanya takımı da Almanya'nın iyi takımı değil yani o kadar. Galatasaray Kopenhag'ı eliyor. Güzel. Güzel. İnşallah gerçek hayatta da böyle bir şey yaparlar. Beşiktaş da Rizespor'u elemiş. Yarı finalde Heidenheim Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray var. Bakalım ne olacak? Finali kim kazanacak? 3 büyük finale kaldı. Daha doğrusu yarı finale kaldı. Konuşamıyorum. Anladınız siz. Fenerbahçe mi çıkacak finale, Galatasaray mı? Heidenheim mi çıkacak finale, Beşiktaş mı, göreceğiz. Beşiktaş elesin de Heidenheim'i. En azından ya bu konseptte bir Türk takımı kazanmış olsun Şampiyonlar Ligi'ni. Aha! Beşiktaş Galatasaray finali. Oy! Oha! Galatasaray 5-0 toplam skorda Fenerbahçe'yi yenmiş abi. Ve şimdi Beşiktaş Galatasaray finalini göreceğiz. Sonucu ne olacak acaba? Keşke iki takımdan birinin başına geçebilseydik abi. Öyle baksaydık sonuca. Yapacak bir şey. Abi buradan da mı kovulduk? Konsepti çekmeme izin verin. İzin verin konsepti çekmeme. Hatay Spor'a geri dönüyoruz. Evet. Hatay Spor'la yeniden anlaşacağız. Oh be. Hatay'ımıza geri döndük abi. Neydi öyle başka takımların başındaydık. Tamam, şimdi Şampiyonlar Ligi bitmiştir. Sonucuna bakıyoruz. Galatasaray 2-1 kazandı. Galatasaray 2-1 kazanıyor dostlar. Beşiktaş'ı finalde yenmeyi başarıyor Galatasaray. Helal olsun. Avrupa Ligi falan ne oldu bu arada? Bizim Türk takımlarından hani buraya gelenler vardı ama bir şey yapamamışlar mı? Sivas son 16'da elenmiş. En azından burada geçmiş Sivas. Bak burada çok elenen takımımız var maalesef. Ankara Gücü çok kötü gitmiş. Ankara Gücü bugün çok şanssız ya. Gruplarda aynı puan. Burada 5-4 eleniyor toplam skorda. Çok şanssız abi ya. Konferans Ligi ne olmuş? Burayı da Manchester City almış. Tabii işte ligleri değiştirince Manchester City Konferans Ligi'nde oynuyor abi. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Dediğim gibi 3 kere yaptık bu konsepti şu ana kadar. İlkini Başakşehir kazanmıştı, ikincisini Fener ve bu sene de Galatasaray kazanmış oldu. Hemen Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncu istatistiklerine bakacağız. Süper Lig'de bu arada Griezmann falan gol kralı. Buranın şampiyonuna da bir bakacağız bu arada ya. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bak Muslera 7 gol yenmeyen maç. Sonra Mert Glock, sonra Grabar, Livakovic, Volkan Babacan diye gidiyor. Asist krallığında Heidenheim'den baba ne yaptınız ya? Saçma sapan. Gol krallığında Icardi var. Sonrasında Klein Dice diye bir adam girmiş araya. Aboubakar, Tadic, Koita diye devam ediyor dostlar. Orsic de 5 tane atmış ha Trabzon'dan. Trabzon'un Young Boys'u elemesi lazımdı. O bizi üzdü bu arada. O harbiden bizi bir sarstı, üzdü yani. Yapacak bir şey yok ama. Şöyle bir bakıyoruz ve şampiyon Atletico olmuş, ikinci Arsenal. Atletico'ya bak sen. Ben buradan Arsenal şampiyon olabilir diye düşünüyordum. Atletico 93 puan yapmış abi. Helal olsun, burayı da böyle göstermiş olduk. Dostlar umarım eğlenmişsinizdir. Ya kısa bir video oldu farkındayım. Önümüzdeki hafta içinden itibaren çok daha uzun videolarla karşınızda olacağım. Bir aksilik yaşandı aslında. Biz bu videoyu Hasan'la beraber çekmiştik. Bir kere daha çekmiş oldum bu videoyu. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Hasan'la çektiğimiz videoda da Galatasaray kazanmıştı. Ama o videonun kaydı gitmiş abi. Kaydı, ekranı siyah olmuş falan. Normalde sabahtan daha erkenden yayınlanacaktı hatta. Her şeyi hazırdı videonun. Öyle olunca bütün planlar bozuldu. Üçlü çekimleri vardı vesaire derken şimdiye yetiştirebildim. Kusura bakmayın. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.